Ben Büşra Elvanoğlu, Ajanda ile günün gelişmelerini aktarıyorum. Terör örgütü PKK'nın çocuk avı bir kez daha belgelendi. Mersin'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın kırsal alanına götürdüğü tespit edilen HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ. tutuklandı. Mersin'de çocukları kandırarak dağa kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Toroslar ilçe eski başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocukları dağa kaçırdınız, doğru mu? 15 yaştaki bir kızı dağa teslim ettiğiniz söyleniyor. Nasıl öyle bir şey yapmamışım? Görüntüleriniz var ama. Geçmiş dönemlerde HDP Toroslar ilçe başkanı olarak görev yapan ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi olan M.İ.'nin 15 yaşındaki bir kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanarak kandırdığı ve örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi. Şahsı takibi alan ekipler yapmış oldukları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı. Şüphelinin en son 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edilirken aile çocuklarına seslenerek geri dön çağrısı yaptı. Astım hastasısın, kim kandırmış? Kızım korkma, eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz. Kızım 14 yaşındasın. Aslında günde 200 sefer makineye bağlanıyor. Cebinde bir de fısfısı var. Yüksek dozlu astım ve bronşiti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. 4 gün oldu pazartesinden beri. Onun gelmesini istiyoruz. Kızım hastadır, ufaktır. Benim kızımın hayalleri vardı. Yani bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeyse kızım gel, seni bekliyoruz, seni seviyoruz. Gel, devletimiz bizim arkamızdadır, seni seviyoruz, gel. Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen iki kadın gözaltına alındı. Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen iki kadın gözaltına alındı. PKK-KCK-YPG terör örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Akdeniz ilçesindeki iki ayrı adrese baskın yapıldı. Baskınlarda terör örgütü üyesi olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki kadın gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Soruşturma devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık bir ay önce yapımına başladığı 18. Cadde Alt Geçit Çalışmaları Projesi tüm hızıyla sürerken çalışmaların ikinci çevre yolu üzerindeki kısmı 17 Eylül tarihinde 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık bir ay önce yapımına başladığı 18. Cadde Alt Geçit Çalışmaları Projesi tüm hızıyla devam ederken çalışmaların ikinci çevre yolu üzerindeki kısmı 17 Eylül tarihinde 1,5 ay süreyle trafiğe kapatılacak. 18. Cadde Alt Geçit Projesi yaklaşık olarak bir ay önce başladı. Bu çalışmalar kuzey istikametinde istinat duvarı ve kazı çalışmaları, güney istikamette de aynı şekilde İstinat duvarı ve kazı çalışmaları olarak şu anda devam ediyor. Okan Merzeci Bulvarı kapalı kesit olarak tasarlandı bu projede. Kapalı kesitimizin uzunluğu yaklaşık 56 metre, genişliği ise 11 metre olarak tasarlandı. Bu projenin yapım aşaması şu anda genel olarak %35'lerde, kazı çalışmaları %75'lerde, istinat perdeleri çalışmaları da %25'lik dilimde şu anda. Önümüzdeki günler içerisinde Okan Merzeci'yi de trafiğe kapatıp oradaki kapalı kesit çalışmalarını da başlamayı düşünüyoruz. Bu çalışmalara başladığımız zaman vatandaşların alternatif güzergahları kullanmasını tercih etmelerini istiyoruz.
Bu çalışmalarda yaklaşık olarak 1,5 ay kadar bir zaman alacak. Daha sonra kuzey ve güney çalışmalarına biz yoğunluk vereceğiz. Şu anda kuzey çalışmalarında bizim kazı çalışmaları tamamlandı. İstinat duvarı çalışmaları yaklaşık olarak 15 adet istinat duvarının tamamlanmasıyla devam ediyor. Kuzey-güney istikametindeki araçlar Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'nı çok yoğun kullanmaya başladılar. Biliyorsunuz daha önce 18. caddede bir göbekli kavşak, yani roteri kavşağı vardı. Bu iptal olunca kuzeydeki araçlar ve güneydeki araçların trafik yoğunluğu diğer iki kavşağı, yani Sevgi Kavşağı ve Demokrasi Kavşağı'na binince buradaki trafik yükünü hafifletmeye yönelik bir kavşak tasarımı düşünüldü. Dolayısıyla kuzeydeki ve güneydeki araçların transit geçişlerini sağlamak adına oldukça kullanışlı bir kavşak olacak. Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim Kooperatifi işbirliğinde gerçekleşen Şevketi Bostan'la Şifanız Bol Olsun projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak üreticilerle birlikte Şevketi Bostan tohumlarını toprakla buluşturdu. Ekonomik değeri çok yüksek olan stevia, şeker otu ve moringa çayı bitkisi üretiminde ciddi verim elde eden Akdeniz Belediyesi, yine Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi işbirliğinde bu kez Melemez Mahallesi'nde 2 dekarlık alana sağlığa birçok faydasıyla bilinen Şevketi Bostan otu tohumları ekti. Kooperatifçiliğe destek veren meslek kuruluşlarıyla kadınların ekonomiye ve üretime katılmasını sağlayan Akdeniz Belediyesi, tarımsal üretime de katkı sağlamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca finanse edilen Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Üretim Kooperatifi işbirliğinde gerçekleşen Şevketi Bostan'la Şifanız Bol Olsun projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla birlikte Şevketi Bostan tohumlarını toprakla buluşturdu. ...2021 yılından bu tarafa toplam bakanlığımıza 24 proje sunduk ve bu projelerin hepsi kabul edildi ve onaylandı. Bu kapsamda ilimize üreticilerimizin katkısıyla beraber yaklaşık 10 milyon TL'lik bir kaynak aktarıldı. Ve bugün burada Şevketi Bostan'la Şifanız Bol Olsun projesi kapsamında sizlerle bir aradayız. Bu proje kapsamında biz Akdeniz Belediyesi'nin kapısını çaldık ve belediye başkanımız sağ olsun her projede olduğu gibi bizi destekledi ve bize destek verdi. Bugün projemiz kapsamında bu tohumların hep birlikte ekimini yapacağız. Ben öncelikle bu projenin Akdeniz ilçemize ve Mersin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Bugün burada tabii Melemez'deyiz, İhsari'deyiz. Kültürüyle, yaşantısıyla tam bir Giritli vatandaşlarımızın genelde oturduğu bir yer. Burada yine Tarım İl Müdürlüğümüzün, Tarım Orman Bakanlığımızın özellikle desteklediği ve Tarım İl Müdürlüğümüzle, ilçe müdürlüğümüzle ve belediyemizle ortak yapılmış olan bir proje. Projemizin adı da Şevketi Bostan Şifanız Bol Olsun projesi. Genelde Ege'de yetiştirilen bir bitki, Akdeniz'de yine çok fazla olmayan bir bitki ama bu bölgede de inşallah biz bunu ekeceğiz ve bu demolardan sonra, randıman aldıktan sonra bunu da hızlı bir şekilde kadınlarımızla katarak bu işe bu ürünü de yetiştirip inşallah Türkiye pazarına katılacağız. Burada özellikle Tarım Bakanlığımız bütçenin yaklaşık %74'ünü, %26'sında Akdeniz Belediyesi'nin almış olduğu bir bütçe bu. Dolayısıyla her iki kurumun da sırtlandığı bir projeden bahsediyoruz. Bir yandan Akdeniz'deki tarım arazilerini değerlendiriyoruz. Bir yandan kadınlarımızı bu işin içine katarak
ekonomiye ve kadınlarımıza bir katkı sağlıyoruz. Bir yandan da ekonomik değeri yüksek olan sanayiyle bitkilerini de bölgemizde üreterek Türkiye'nin dikkatini çekmiş oluyoruz. Tabii bu bölgedeki yetiştirilmesi, gübresi, suyu, sulaması ve birçok konusunda akaryakıtında da Akdeniz Belediyesi olarak bu projenin yer aldığımızı söyleyebilirim. Yani bu konularda destek olacağız. Özellikle tabii bununla ilgili bir eğitim de verilmesi gerekiyordu. Farklı bir ürün. Çünkü ürünlerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve üretilmesi için gübresinden, pH'ından verilecek suların birçoğun özellikleri olması gerekiyor. İklimin ve toprağın özelliklerine uygun olması gerekiyor. Bu konuda da Ege'deki doçent doktor Sayın Ünal Karık tarafından da gerekli eğitimler verildi kadınlarımıza ve çalışanlarımıza ve dolayısıyla projenin bilimsel ayağını da tamamlamış oluyoruz Tarım Bakanlığımızla birlikte. Ben inanıyorum ki Stevia'da ve Moringa'da olduğu gibi inşallah Şevketi Bostan'da da burada etkili olacağız. Kadınlarımız bu işin içinde olduktan sonra o iş bereketlenecek. İnşallah bu bölgenin insanlarına, bu bölgenin kadınlarına da ekonomik bir değer Akdeniz Belediyesi olarak katmış olacağız. Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle balık avı sezonu her yıl olduğu gibi bu sene de Karadeniz ve Egeli balıkçılardan 15 gün geç denize açıldı. Akdeniz'de hava sıcaklığının diğer bölgelere göre yüksek olması nedeniyle balık av sezonu her yıl olduğu gibi bu yılda Karadeniz ve Egeli balıkçılardan 15 gün geç açıldı. Mersinli balıkçılar hem ağlarının hem de teknelerinin son bakım ve kontrollerini yaparak gece saatlerinde sirenlerini çalarak av için denize açılmaya başladı. Erdemli Balıkçı Barınağı'nda da yaklaşık 65 tekne av yasağının kalkması nedeniyle hareket etti. Kaptan ve tayfalarını balıkçıların aileleri barınaktan uğurladı. Evet, bugün Akdeniz bölgesi için 15 Eylül sezon açılışı. Saat 12 itibariyle tüm tekneler yaklaşık 60-65 tekne birlikte hareket ederek ilk viramızı, molamızı yapıp rızkımızı arayacağız denizde inşallah. Arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı, hazırlıklar tamam. Vira bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. Bu yılda Allah kısmet etti sezonu açacağız inşallah. Bol rızık, bol balık olur. Bütün insanların yüzü güler. Gerçekten balıkçılığın çok iyi gitmesini istiyoruz. Vatandaşa da ucuz uygun balık yedirmek istiyoruz. Biz ya Allah bismillah diyoruz. Allah herkesin rızkını versin, içinde bizlere de versin. Ağları tam 12'de bırakıyoruz inşallah. 12'yi bir geçe, beş geçe ya Allah bismillah diyoruz. Bugün sezon açılıyor işte. Herkes gibi ben de eşimi uğurlamaya geldim. Alışık olduğumuz bir durum. Her sene aynı şeyleri yapıyoruz. 7 ay boyunca artık sezon bitene kadar yol bekleyeceğiz. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da 2022-2023 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Bakan Kirişçi, balıkçılarla birlikte vira bismillah diyerek denize açıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana'da 2022-2023 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Balıkçılarla birlikte vira bismillah diyerek denize açıldı. Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen 2022-2023 su ürünleri av sezonu açılışına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı. İnşallah bu gecede Akdeniz'de vira bismillah diyeceğiz. Kıymetli balıkçı kardeşlerim, dünyada adından söz ettiren güçlü bir balıkçılık sektörümüz var. Su ürünleri sektöründe
18.476 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosuna sahip ülkelerden birisiyiz. Geçtiğimiz sene başlattığımız uygulama neticesinde balıkçılarımızın Akdeniz'de kırmızı karides avcılığını sürdürmelerine ve mavi vatanın her noktasında bayrağımızı dalgalandırmalarına imkan sağladık. Mavi vatanın balıkçılık, lojistik ya da enerji her tür kaynağını aziz milletimizin hizmetine sunmak bizim için bir istiklal ve istikbal meselesidir. Bakanlık olarak 3 yıldır sucul biyolojik çeşitliliğimize ve balıkçılarımızın av araçlarına zarar veren istilacı balon balıklarının avcılığını destekliyor. Avlanan bu balıklara bakanlık olarak ücret ödüyoruz. Bu sayede en az 5 milyon yeni balon balığının ekosisteme katılımına engel olmuş durumdayız. Bu sene avlanan her balon balığı başına verdiğimiz desteği balıkçılarımızı memnun edecek şekilde artırdık. Denizlerimize bıraktığımız yapay resif ve antitrol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. İleriki dönemlerde ise toplamda 100 bin tona kadar balık üretimi yapılması mümkün hale gelecektir. Böylece bu ülkede Türkiye'nin balık üretim merkezi haline geldiğini herkes görecektir. Önümüzdeki sene başında yaklaşık 80 milyon TL'yi kıyı balıkçılarımıza dağıtacağız. Mersin'in Tarsu ilçesinde 4 gündür kayıp olan 53 yaşındaki Mustafa Öksüz ölü olarak bulundu. Öksüz'ün cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tarsus Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinden 11 Eylül pazar günü gezmeye gidiyorum diyerek bisikletiyle ayrılan 53 yaşındaki Mustafa Öksüz eve dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşi Şayeste Öksüz kocasının evden ayrıldıktan bir süre sonra geri gelerek bisikletini, ev anahtarını ve cüzdanını evin önüne bırakarak ortadan kaybolduğunu söyledi. Polis ilk gün yapılan araştırma çalışmalarında iki çocuk babası Mustafa Öksüz'e ulaşamadı. Akdeniz ilçesi Yakaköy mahallesinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Öksüz'ün ailesi cesedi teşhis etti. Öksüz'ün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numarasız 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de bir otomobilde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış markasız ve seri numaraları bulunmayan 36 adet kaçak üretim av tüfeği ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Konya'da ikamet eden 2 kişinin markasız ve seri numarasız kaçak üretim av tüfeklerini Mersin'de satacakları bilgisini alan ekipler şüphelileri takibe aldı. Zanlıların kullandığı aracı Mut ilçesinde durduran ekipler araçta yapmış oldukları aramada değişik cins ve özellikle markasız ve seri numaraları bulunmayan 36 adet kaçak üretim ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. İki kişi gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülürken soruşturma devam ediyor. Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Mersin projelerini değerlendirdi. Mersin olarak bizler Mersin'in hem sosyal hem ekonomik kalkınmasında her zaman katkı sunan bir STK'yız. Mersin'deki projelere, yarım kalan projelere ve hiç başlamamış projeler hakkında her zaman yerinde sizlerle beraber, yerinde inceleyerek, gezerek, görerek parmağını basmıştır bu konularla ilgili. Şimdi özellikle bizim gündemimizde Mersin Ana Konteyner Limanı var. Bu Mersin'in kalkınmasına önemli katkılar sunabilecek ekonomisine, siyasal hayatına, gelişmesine, büyümesine
katkı sunacak olan en büyük projemiz Mersin Ana Konteyner Limanı'dır. Bu Mersin gelişmesinin önünde en büyük anahtardır. 10. Milli Kalkınma Planlarında da bu dile getirilmiş mecliste. Fakat son kalkınma planında Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yeri Doğu Akdeniz'dir diye belirtince biz bu konuya karşı çıktık. Bütün STK'larla karşı çıktı. Fakat her ne hikmetse bu sadece sözlü olarak mecliste yeri Mersin'dir denildi. Ama yazılı olarak herhangi bir şey yok. Biz Ana Konteyner Limanı'nın Doğu Akdeniz'de herhangi bir yere gitmesine tamamen karşıyız. Bu bölgede deniz dolgusuyla yapılacak Mersin Ana Konteyner Limanı'nın acilen yapılmasını ve projelendirilmesini, önce projelendirmesini sonra da yapılmasını istiyoruz. İkinci konu turizm yatırımlarıyla ilgili. Bizim Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Geliştirme Bölgemizdeki yatırım hala bir çivi çakırmadı. Cumhurbaşkanımız tarafından temeli atılmasına rağmen burada herhangi bir yatırım yok. Yatırımcıların ve tahsis sahiplerinin buraya gelip yatırımlarını yapmalarını, inşaata başlamalarını bekliyoruz. Çünkü buradaki yollar, telekomünikasyon, altyapı çalışmaları tamamen bitirilmiş. 12 kilometrelik bir sahile sahip, kol paranlarının olduğu, orman alanlarının olduğu 2500 hektarlık bir alan Mersin'in gelişmesine ve havaalanımızın da yapılmasıyla beraber büyük katkı sunacak bir turizm ve kültür doğa alanı olarak Mersin'e kazandırılmış olacaktır. Bunun için de tahsis sahiplerinin gelmesini ve eğer gelmeyeceklerse de tahsislerin iptal edilip yeniden tahsis edilmesini talep ediyoruz. Diğer turizm alanımız Karboğazı turizm alanı. Metiyab'ın sürekli gündeme getirdiği bir alan ve bu projede sonuç alınacak noktada. Mersin Büyükşehir Belediye'miz bunların 100 binlik planlarını yaptı, 5 binlikler de yapıldı. Şu an binlikleri yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Seçer bu konuyla ilgileneceğini ve bu konuyla sahip çıkacağını söyledi. Şu anda mevcut proje firmasıyla ve Turizm Bakanlığı'yla iki toplantı yapıldı. Bu toplantılarda da Başkan Seçer bu konuyu seçime kadar halledeceğini söyledi. Diğer bir bölge bizim esas ulaşım çilesi olan Çeşmeli Taşucu otoban yolu. Arkadaşlar bu proje mevcut yüklenici firma Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yazı yazmış. Bu işin tavsiyesi için. Ama daha kesin kabul edilip edilmediğini bilmiyoruz. Ama yapmayacağı kesin. Şantiye kurmadı. Buranın acil kamulaştırması da yapıldı. Kamulaştırma kararı çıktı. Fakat kamulaştırmalar devam ediyor. Mevcut firma 5 milyar TL'ye almıştı bu işi. Ama ülkemizde yaşanan ekonomik sebeplerden dolayı, bu mücbir sebep de sayılabilir. Yüksek enflasyondan dolayı fiyatlar 2-3 katına çıktı maliyetler. Belki de bu nedenden dolayı. Biz de diyoruz bunun işletme yıl bedeli olarak 13 yılsa bunu 20 yıla, 25 yıla çıkarabilirler ama mevcut firma ne görüşüyor bilinmiyor. Tamamen bakanlığa bağlı bir karar, onların vereceği bir karar. Ama bizim bu yolun mutlak yapılması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü mevcut yol bir çile yolu. Mersin'e gelen konuklarımız bir daha gelmemek üzere geri dönüyorlar ve aynı yolu kullanmadan
Antalya'dan Konya'dan ring yapıp dönüyorlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde üreticilere destek olmaya ve kent genelinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde üreticilere destek olmaya ve kent genelinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Silifke'de düzenlenen dağıtım töreniyle büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mısır flek yem desteği sunuldu. Ayrıca Erdemlili ve Silifkeli üreticilere nergis soğanı ve lavanta fidesi desteği de verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak üreticilerle bir araya geldi. Törende üreticilere seslenen Başkan Seçer, tarım alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı ve Mersin için durmaksızın çalıştıklarını söyledi. Güzel hizmetler yapıyoruz. Güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Daha da inançta, daha da arttırarak çalışıyoruz, üretiyoruz. Sizin hakkınızı koruyoruz. Tarımda iddialıyız. Sosyal politikalarda iddialıyız. Elbette yatırımlarda da iddialıyız. Damızlık sığır üreticileri birliğimizin de konuyla ilgili bütün birliklerle, kurumlarla yaptığımız işbirliği sonucunda ortaya çıkarttığımız bir projenin bugün etkinliğini yapıyoruz. Silifke'de 43 mahalleden 35'i kadın, 225 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 180 ton, yani 180 bin kilogram mısır fleksi dediğimiz pelet. Bunlar süt inekleri için kullanılacak kesif yemler. Biz geçen yıl yine sığır üreticilerine silaj dağıtımı yaptık. Orada da bazı aksaklıklar gördüğümüz için bu yıl kesif yem dağıtımına karar verdik. Kişi başına da dağıtacağımız yem miktarı 800 kilogram olacak. Tabii sadece Silifke'ye değil, Erdemli'ye, Mut'a, Günlar'a toplamda 456 üreticiye, büyükbaş hayvan yetiştiricisine bu katkıyı yapacağız. %50 hibeyle toplamda da 364.800 kilogram, yani 365 tonda yem dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız o bölgelere. Toplamda da 545 ton yem dağıtımı gerçekleşmiş olacak. Yine bugün burada gördüğünüz gibi nergis soğanı var. Lavanta fidesi var. Bunların da dağıtımını buradan başlatıyoruz. Bu yıl Mersin genelinde 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Aynı zamanda nergis soğanı da dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bizim katkılarımız bunlarla sınırlı değil. Tarımda iddialıyız. Hayvancılık konusunda birçok belediyenin örnek alabileceği bir projeyi 3 yıldır herhangi bir sorun yaşamadan, alan memnun, veren memnun, üreticimiz memnun, biz gidişattan memnunuz. Hadi gel köyümüze destek verelim. Her yıl 1500 küçükbaş. Siz bu işleri bilirsiniz. Burası yörük diyarı. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz. Üretime katkı yapacağız. Ama ne yaptığımızı bileceğiz. Paramızı da sokağa atmayacağız. Haber bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor sahaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor sahaya çıktı. Fransa'da Rennes takımıyla karşılaşan Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı ve 4 puana yükseldi. Grubun diğer maçındaysa AEK Larnaka deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 yendi. Fenerbahçe averajla grupta lider durumda. Trabzonspor ise Kızıl Yıldız'ı 2-1 mağlup etti ve 3 puana yükseldi. Diğer maçta Ferencvaros deplasmanda Monaco'yu 1-0 yendi ve 6 puanla lider durumda. Trabzonspor ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Ligi'nde 3. maçlarsa 6 Ekim tarihinde oynanacak. İyi başlayamadığımız Avrupa Ligi ve son hafta oynadığımız lig maçının dün size bir değerlendirmesini yapmıştım. Özellikle oyun anlamındaki eksiklerimizle alakalı. Teknik olarak bu eksiklerin üzerinden hem analizde hem de pratikte çalışmalar yapıp bir geri bildirim toplantısı yaptık bu maç öncesi. Rakibin de bazen rakibe göre eşleştiğini, yani beşli karşılamasını da dörtlü karşılamasına da çalıştık, hazırlık yaptık. Oyun rakip beşli başladı. Özellikle biz son iki maçtır çıkardığımız, yani gördüğümüz ama görsel olarak da çıkardığımız analizler üzerinden beklerimizin biraz daha dengeli ve kompakt kalmasını sağladık. Ve oyunun büyük bir bölümünü çok doğru oyun oynayarak, topa sahip olarak, rakibe baskı yaparak, geçişte topun arkasına doğru geçerek, merkezi kapatarak, kenara yönlendirerek oyunun büyük bir bölümünü doğru oynadık. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor haftayı galibiyetle kapattı. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor haftayı galibiyetle kapattı. İlk maçında Hearts'ı 4-0 yenen Başakşehir, ikinci maçta evinde Fiorentina'yı 3-0 yendi ve grupta 6 puanla lider durumda. Sivasspor ise deplasmanda Romanya ekibi Cluj'u 1-0 yenerek 4 puana ulaştı ve grupta 2. sırada yer aldı. Konferans Ligi'nde 3. maçlar 6 Ekim tarihinde oynanacak. Çok önemli bir rakibe karşı çok zor, hem taktik anlamda hem de oyun kalitesi anlamında çok zor bir maç oynadık. 2 gün önce de çok önemli bir Beşiktaş maçı sonrası böylesine 3-0'lık bir galibiyetin gelmesi hem ülkem adına hem takımım adına bizleri çok mutlu etti. Bütün futbolcu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gruptaki en önemli bence takımı bugün yendik. Oyun anlamında ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz gibi ciddi bir fark vardı. Çok mutluyum hem takımımız adına hem ülkemiz adına. Bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.